Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ Birazcık olun. zor bir başlangıç oldu ama umarım Evet. iyisinizdir. Umarım her Evet, şey teşekkür ederim. sağlıklıdır. Teşekkür ederim. Hocam Online bağlantıların zaman zaman kaderidir bu. Ama sonuçta bağlanabilmek güzel bir Evet. şey. Hatta kalabilmek güzel bir şey. Kesinlikle hocam sizleri burada Evet. görmek de çok güzel. Tekrardan Sağ davetimizi olun. kırmayıp kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür Ben ederiz. girişte Biz sizleri teşekkür ederiz. tanıtmıştım. Küçük bir kopukluk oldu. İsterseniz daha fazla zaman kaybetmemek adına ben sözü sizlere Peki. bırakayım hocam. Peki, teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Rica ederim efendim. Tabii zaman zaman bu anlamda bağlantılarımız oluyor. Bu sefer ilk defa velilerimizle sanırım karşılaşacağız veya onlarla sohbetimiz olacak, söyleşimiz olacak. Bundan dolayı seviniyorum. Çünkü ben de bir veliyim. Şu an ilkokul ve ortaokula giden kızlarım var. Üniversitede olan oğlum var. Dolayısıyla onların taşıdığı duyguları bir noktada ben de taşıyorum. Ve bir yerden de başlayalım istiyorum. Tabii öncelikle bilim tarihinde mini bir gezinti yaptırmak istiyorum. Çok uzun sürmeyecek. Şimdi bundan tam 2400 yıl öncesine gitmek istiyorum. Milattan önceki Atina okuluna. Orada önemli şahsiyetler var. Hem felsefenin üstatlarıdır bunlar. Hem de aynı zamanda beşeri ilimlerin ve sosyal bilimlerin hepsiyle ilgilenmiş isimler. Bunların başında hocaların hocası Sokrat var, Platon var, Eflatun dediğimiz, yani İslam coğrafyasında Eflatun olarak isimlendirdiğimiz bir de onların öğrencisi olan Aristo var. Tabii o dönemde dönemin şartlarına göre atomdan başlayıp evrene kadar sosyal bilimler, felsefe, coğrafi bilimler, onun yanında tıbbi bilimler, onlarla ilgili pek çok çalışmalar yapılmıştır ve o akım bir taraftan Yunanistan'da etkilerini gösterirken diğer taraftan da Anadolu coğrafyasına da İslam coğrafyasına da yansımaları olmuştur. Tabii bunun biz kendi topraklarımızdaki karşılığına bakmamız lazım. İlk ne zaman görüyoruz bilimsel çalışmaları? Yani daha doğrusu ilk demeyelim de etkili bilimsel çalışmaları ne zaman görüyoruz? Milattan sonra 700. yılda. Yani bir nevi bilim Grek kültüründen Anadolu kültürüne yansıma yapıyor ve tarihteki Harran Okulu, Urfa'nın Harran ilçesindeki o Harran Okulu. Tabi orası büyük bir külliye, büyük bir medrese veya büyük bir üniversite dönemin şartlarında ve bu coğrafyaya ışık tutan bir özelliğe sahip. İşte pek çok bilim adamları var. Harezmi var mesela, matematik alanında uğraşan. Ali Kuşçu var, efendime söyleyeyim Farabi var, el-Battani var vesaire. Bu anlamda onlar da işte bir taraftan astronomi ile ilgili çalışmalar yapmış, bir diğer taraftan işte temel bilimlerle ilgili çalışmalar yapmışlar. Devam ediyor. Tabii köklü değişimler aslında bilimin veya teknolojinin böyle üstel olarak artması İstanbul'un fethinden sonra başlıyor. Yani Avrupa'da bir Rönesans reform hareketleri var. İşte Gutenberg'in matbaayı bulması, özellikle İstanbul'un fethedildiği dönemde bulmuş olması, işte eserlerin kütüphaneler arasında dolaşımını kolaylaştırmıştır bu durum. Ve aynı zamanda bilim ve teknolojinin ülkeler arasındaki geçişini de kolaylaştırmıştır. Yani kütüphaneler arasındaki ilmi eserlerin dolaşımını da kolaylaştırmıştır. Tabii ondan sonraki kısımda ise bakıyorsunuz bu aslında Osmanlı'nın hayatına da yansıyor. İşte yükseliş dönemi başlıyor bir taraftan. O dönemin en güzel hususiyetleri nedir? Bir taraftan devlet yönetme sanatı had safhada. Edebi alanda çok iyiler, sanat alanında çok iyiler, inşaat alanında çok iyiler, mimari alanda özellikle kastettiğim. Ve toplumun tüm yaşam katmanlarına, hayat katmanlarına bu ne yapıyor? Yansımış oluyor. Sonra 1900'lü yıllara geldiğimiz zaman artık Osmanlı'nın bu son dönemleridir. Ve Osmanlı'da beraberinde bilimsel çalışmalarda biraz geriye gitmeler başlıyor. Yani bilimle ilgili çalışmaları biraz rafa kaldırıyor. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren
astronomiyi bırakıyor mesela. İşte şu an en etkili astronomi çalışmaları işte Avrupa'da, Amerika'da, özellikle NASA'da gerçekleşiyor ve biz artık buradan isimlerimizi o tarafa gönderir olmaya başlamışız. Ve 1900'lü yıllardan sonra bakıyorsunuz bir bilimde genel bir ivmelenme var. İşte atomla ilgili çalışmalar artmış durumda. Bir taraftan Thomson atom modeli, diğer taraftan Rutherford, diğer taraftan Bohr, diğer taraftan Einstein ve en son işte CERN'deki yapılan çalışmalara baktığımız zaman Higgs bozonu ile ilgili çalışmalar aslında insanlık tarihinin yol haritasını oluşturuyor. İşte gelinen bilimsel süreçlerin optimum düzeye çıktığı bir dönemi yaşıyoruz aslında. Tabii CERN'ü incelemek lazım. CERN nedir? Avrupa'da, İsviçre'de kurulmuş olan parçacık hızlandırıcı laboratuvarıdır. 54 tane ülke bunda finansal destek veriyor ve pek çok araştırmacılarımız yer alıyor. Bizim de Türkiye'den yaklaşık 100'ün üzerinde araştırmacımız var. Hatırlarsak Atlas uçağı Isparta'da düşmüştü. Orada 6 tane bilim insanı vardı. Bunlardan birisi Engin Arık'tı. Engin Arık da bu CERN'de çalışan bir grubun lideriydi. Türkiye'den temsili olarak. Peki CERN'ün anlamı nedir? Yani CERN'ün dünya bilim ve teknolojisine kattığı anlam nedir? CERN internet kavramının doğmasına sebep olmuştur. O WWW dediğimiz ve şu an sizinle beni görüştüren teknolojinin aslında temeli CERN'de atılmıştır. Ondan sonra bilgisayarın işletim sistemleri üzerinde işte ben 90'lı yıllarda Commodore PC-10 veya Amiga 500 kullanıyordum. Şimdi artık Intel işlemciler de bir tarafa bırakıldı ve dual core, quadro core bilgisayarlara geçilmiş oldu. Bunun yanı sıra nedir? Görüntüleme sistemleri, yani MR'dır, NMR'dır vesaire, tıpta kullanılan görüntüleme sistemleri de yine CERN'ün çıktıları arasında. Ve CERN'ün bu hızlı bilim dünyasına, teknoloji dünyasına katkıları bu asırda bilimin eksponansiyel ve üstel olarak artmasına sebep oldu. Birden inkişaf etti. Bakıyorsunuz akla hayale gelinmeyecek buluşlar yapılıyor teknolojide. İşte bir taraftan cep telefonları, bir taraftan İHA'lar, SİHA'lar, bir taraftan online ameliyatlar. Mesela geçtiğimiz yıl gerçekleşen işte Çin'den Amerika'daki ameliyatını beyin cerrahı ne yapıyor? Joystick, bilgisayarın joystickleri üzerinden gerçekleşiyor. Yani öyle bir baş döndürücü bir sistemin üzerindeyiz. Tam bu döneme geldiğimiz zaman işte bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Artık derslerimiz online yapılıyor. Efendime söyleyeyim, uluslararası ulusal toplantılar online gerçekleşiyor. Bu da işte o gelişmelerle paralel olarak yakaladığımız ivmenin de bir aslında yansıması. Peki bundan sonra neler olabilir? Onlarla ilgili de biraz konuşmak lazım. Tabii buna gitmeden önce kuşakları ve endüstri devrimlerini şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Özellikle 1950'lerden sonra gerçekleşen endüstri devrimi, endüstri 1.0 dediğimiz işte hayatımıza buhar makinesinin girmesi. İşte bunu şimendiferlerde, yani trenlerde, gemilerde kullanılmış olması. Arkasından motorlu sistemlere ve elektrikli sistemlere geçilmesi, endüstri 2.0'daki karşılığıdır bu. Arkasından otomasyon sistemi gerçekleşiyor endüstri 3.0'da. Yani artık insan gücünden ziyade otomasyon sistemi, yani fabrikalar uzaktan kontrol sistemlerle yönetilmeye başlanıyor. Endüstri 4.0'a girmiş olduk. Endüstri 4.0'da artık artırılmış gerçeklik üzerinden konuşuyoruz. Ve yavaş yavaş da Endüstri 5.0'ın ayak seslerini veya ayak izlerini görmeye başladık. Böyle bir dönemleri yaşıyoruz. Bunlar tabii nedir? Çok kısa 1950'lerden 2000'li yıllara veya milenyum sonrasına yaşanan dönüşümler. Bilim ve teknolojide veya sanayideki karşılığı. Peki bunun insan hayatındaki yansımaları nedir? İşte kuşaklar dediğimiz, kuşaklarında kendine az
özellikleri var ve o bilimsel gelişmelerin oraya yansımaları var. İşte biz onu eğitim dünyasında X kuşağı diyoruz. Tamamen çalışmaya adanmış bir ömür veya kendini çalışmaya adamış bir kuşaktan bahsediyoruz. Arkasından onu takip eden Y kuşağı. Burada da bakıyorsunuz çabuk yükselme, şöhret olma, işte hatırda kalabilme çabasında olan bir kuşaktan bahsediyoruz. Arkasından Z kuşağı geliyor. Z kuşağı hayatı biraz daha farklı formatta, sokak oyunlarını bilmiyor. Artık hayatı apartmanlara, işte ev, servis ve okul arasında sıkışmış olan bir kuşak. Yani bildir bir nedir bilmiyor veya çelik çomak nedir bilmiyor. Öyle bir kuşaktan bahsediyoruz. Artık tabii bu son endüstri 5.0'a yaklaşırken yeni bir kuşak daha doğuyor ki biz ona alfa kuşağı diyoruz. Yani daha çok aile bağımlısı, ailenin çocuğun ödevlerini kendisinin üstlendiği, birebir beraber yaptığı veya işin içerisine bizzat kendisinin katıldığı bir kuşaktan bahsediyoruz. Aileler bundan bahsederken ne diyor? İşte Türkçeden 10 aldık veya matematik ödevini yaptık diyor. Yaptı demiyor yani önceki kuşak gibi işte benim oğlum ödevini yaptı, benim kızım şunu aldı demiyor. Yani yaptık, beraber yapıyoruz. Yani zaten öğretmenlerimiz de sağ olsunlar bu anlamda velilere de ödev vermiş oluyor. Ve böylece bir kuşakla karşı karşıyayız. Ve bu kuşağın ne olmasını belirlememiz lazım. Yani yaşadığımız şu hayat ortamında bu kuşak nesne mi olacak, özne mi olacak? Yani aktif mi olacak, pasif mi olacak? Bunu iyi belirlememiz gerekiyor. Tabii burada okul kavramı işin içerisine giriyor. Okul, ailede temele atılan bilgi birikimini veya temel bilgileri biraz daha formal hale dönüştüren bir ortam. Bunun için güzel bir döngü oluşturulmuş aslında. Bugünlerde sosyal medyada da paylaştım ben onu. Okulun girdileri var. Nelerdir? İşte öğretmendir. Burada insan kaynakları olarak veya eğitimci olarak öğretmen var, öğrenci var, program var, teknoloji var, atölyeler var, sınıflar var vesaire. Yani okul için gerekli olan ortam ve materyaller, efendime söyleyeyim, insan kaynakları. Okul bu girdileri işliyor ve arkasından profesyonel hayat için gerekli olan meslek gruplarının isimlerini belirliyor. Mesela ne yapıyor? İşte öğretmen yetiştiriyor, doktor yetiştiriyor, hakim savcı yetiştiriyor, mühendis yetiştiriyor, siyasetçi yetiştiriyor, ekonomist yetiştiriyor vesaire. Bunlar ilgili kurumlarda çalışmaya başlıyor. İşte hastanelerde, adliyelerde, efendime söyleyeyim, siyaset ortamlarında vesaire. İşte oradan çıkan problemlere göre bu döngü hemen bakıyor. Diyor ki şurada bizim sıkıntımız var. Bu kez Milli Eğitim'in kontrolüyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başa dönülüyor. Yani biz nerede hata yaptık? Oraları düzeltmemiz gerekiyor ve onun üzerinden döngü devam ediyor. Tabii eğitim işi sadece okula bırakılacak iş değil tabii. Değil mi? Yani evet okulun temel bir felsefesi var veya Milli Eğitim'in genel anlamda bir temel felsefesi var. Onun amaçları var ama okulla beraber senkronize olması gereken birimler var. Aile. Yani aileyi burada işin içerisine mutlaka katmak zorundayız. Ve çevre faktörü, çevreden faydalanacağımız unsurlar var. Ailede de burada en önemli isim veya en etkili şahsiyet veya rol sahibi annedir. Büyük düşünürler şöyle derler. Bizim birinci ve en etkili öğretmenimiz annemizdir derler. Yani anne faktörünü burada yabana atmamamız gerekiyor, ıskalamamamız gerekiyor yabana atmaktan öte. O nedenle annenin bu anlamda birikimli, deneyimli, efendime söyleyeyim donanımlı olması çok önemli. Yani bir çocuğun temelde alacağı bilgi, görgü, terbiye, artık akademik hayatı ilgilendiren veya sosyal hayatı ilgilendiren tüm becerileri, tutumları alabileceği en etkili isim annesi. Tabii okul ondan sonra belli bir yaşa geldikten sonra bizim gidip bilgilerimizi biraz daha formal halde öğrendiğimiz bilgilerin de tartıldığı işte ölçme değerlendirmeyle
ölçüldüğü bir ortam. Okul daha çok işte insanın profesyonelleşmesi ve mesleklere hazırlanması ile ilgili kısmı üstleniyor. Yani aslında biz eğitim, öğretim yuvası diyoruz ama çoğunlukla da orada neyi değerlendiriyoruz? Öğretimi değerlendiriyoruz. Yani eğitimle ilgili kısım sınırlı veya kısıtlı kalıyor. Tabii burada tekrar ben şeyi hatırlatmak istiyorum. Yani gerek Türk Milli Eğitiminin felsefesinin amacı, gerek Amerika'nın ortak başlıkları içeriyor. Ne var bu başlıklarda? Yetiştireceği o profesyonel insanın aynı zamanda iyi bir insan olması, iyi bir vatandaş olması, iyi bir üretici ve iyi bir tüketici olması. Yani dört iyi dediğimiz kavram üzerinde şekilleniyor. Yani ne demektir iyi bir insan olması? Kendisini iyi yetiştirmiş, alanında, mesleğinde iyi yetiştirilmiş olması. İyi vatandaş olmasından kasıt nedir? İçinde yaşadığı veya geliştiği topluma karşı ödevleri vardır. Faydalı bir birey olması. Yani topluma katma değer üretebilmesi. Üretici olması, çalıştığı meslek grubunda, bu öğretmen olabilir, hizmet üretiyor. İşte mühendis olabilir, inşaattir, makine üzerinde bir takım üretimleri vardır, endüstriyel üretimleri vardır. Hakim savcıdır, hukuk sisteminin düzenlenmesi noktasında katkı veriyor. Herkes işte profesyonellik alanına göre bu anlamda üretici rolündedir. Bir de tüketicilikten kası şudur, iyi bir tüketici olması da biliyorsunuz kaynaklarımız sınırlıdır. Bunları rentable kullanabilme kültürüne sahip olmasını ilgilendiriyor veya onu kastediyor. Böyle bir ortamda işte okul, aile ve çevre. Çevreden kastımız da nedir? İşte buna katkı verecek unsurlar, bir kütüphane olabilir, bir televizyon olabilir, bir gazete, dergiler vesaire ve yakın dost ve akrabalarımızdan edineceğimiz bir takım kazanımlar da olabilir. Bunlar da çevre faktörü içerisinde değerlendirilebilir. Peki durumumuz nedir? Burada hemen geçen yılın YKS sonuçlarına bakmak istiyorum ve oradan verileri okumak istiyorum. Çok ilginç şeyler var. Buradan bize düşecek veya hissemize düşecek durum nedir? Onu da çıkarmamız lazım bir veli olarak özellikle. Diyor ki YKS sınavında adayların %24'ü fen bilimlerinde hiçbir soruya cevap verememiş. Yani yaklaşık olarak 2,5 milyona yakın öğrenci sınava giriyor. Ve bunun dörtte biri, %24 demek dörtte biri. Yani yaklaşık olarak 650-700 bin kişi fen bilimlerinde hiçbir soruya cevap vermemiş. Bunun sebebi araştırılmalı. İkincisi temel matematikte 399 bin aday sıfır çekiliyor. İlginç rakamlar bunlar. Evet. Türkçe testinde de 40 sorudan tamamını doğru yapan toplamda 34 aday olmuş. 34. Evet. Yani 34 kişi 40 sorunun tamamını cevaplamış. Ama adaylardan 4050 tanesi Türkçe testinden hiçbir soruyu cevaplayamamış. Doğru cevaplayamamış. Yani biz Türkiye'deyiz, Türkçeyi biliyoruz, Türkçe konuşuyoruz ama Türkçe testindeki sorulardan doğru cevaplayamıyoruz. Hiçbirini doğru cevaplayamıyoruz. Yani çok ilginç bir durum. Tabii bunun şeyi nedir acaba? Problemleri nerede, nereden kaynaklanıyor? Yani fen bilgisini anlayabilmek için ne olması lazım? Veya matematiği anlayabilmek için ne olması lazım? Öncelikle Türkçeyi bilmemiz lazım. Yani oradaki fendeki işte bilmem kaç tane sıfır çekme, matematikteki sıfır çekme olayının arkasında ne var? Aslında biz Türkçeyi iyi bilemiyoruz. Yani kendimizi ifade etme, karşı tarafı anlayabilme veya soruların ne demek istediğini algılama noktasında sıkıntılarımız var. O nedenle işte yine aileye burada rol modellik düşüyor, eğitimcilerimize rol modellik düşüyor. Neler yapmalıyız? Şimdi John Dewey var. John Dewey diyor ki bugünün çocuklarını diyor dünün yöntemleriyle eğitirsek yarınlarından çalarız diyor. Çok ilginç bir yaklaşım. O zaman çocuğumuzu yani biz kendi klasik dönemimizin öğretileriyle öğretmeye kalkarsak o şablona uymayacaktır. Hani kuşaklar farkını başta söylememin nedeni oydu. Yani biz alfa kuşağıyla karşı karşıyayız.
Ve bu kuşak artık teknoloji bağımlısı, aileden bağımsız bir şey yapamıyor. Nedir? Her şeyini, her adımını biz kontrol ediyoruz. O zaman geçmişin şartlarında bizim dönemimizdeki gibi babamız bizi serbest bırakıyor. Sınavımıza kendimiz gidiyoruz, üniversitemizi kendimiz dolaşıyoruz. Şimdi pandemi dolayısıyla öyle de yok. Yani bu sene birinci sınıfların kaderi, üniversitelerine gidemediler. Yani evet, hararet, yani kazandım diyor, İstanbul'u görmek istiyorum, üniversiteme gideyim, gidemiyor. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz. Bir de aile de bunu zaten kendi haline bırakmıyor ki. Aile biniyorlar arabaya hep birlikte, nereyi kazanmış orada gidiyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar, geziyorlar, kampüsü geziyorlar. Tabii çocuk da neticede ne oluyor? Genç, çocuk demeyelim artık, genç olmuş. Daha halen aile bağımlı, yani o oturtturacak, o yedirecek, o içirecek. Ama işte şey olmuyor, yani bu kendine has bir özgüven veya kendine has bir ne diyelim, kendini ifade edebilme şartlarını oluşturamıyoruz burada. Mine Mengi'nin, Profesör Mine Mengi'nin bir ifadesi vardı. Bir seminerde veya konferansta dinlemiştim kendisini. Diyor ki biz diyor onlara diyor acıkmadan yemeği, üşümeden giymeyi sağladık diyor. Ama gerçek hayatla ilgili doneleri kazandıramadık diyor. Yani gerçek hayat öyle değil ki. Yani kendi kendine kaldığı zaman yetebiliyor mu? Ki milli eğitimin de temel sloganı o değil mi son dönemlerde? Biz diyor soru çözen çocuk değil diyor. Sorun çözen çocuk arıyoruz diyor, değil mi? Veya onu hedefliyoruz diyor. Yani çok soru çözmüş, skor üstüne skor yapmış, çok şey değil. Hayatta karşılaştığı problemlerle başa çıkabiliyor mu? Bugün hatta bir paylaşım yapmıştım. Daha önceden de paylaştım onu. Mesela bir kız çocuğu okula gidiyor. O gün sulu boyasının fırçasını evde unutuyor. Ne yapıyor? Hani kendi tasarım becerisini kullanaraktan saçından kesiyor fırçası kadar. Pipetin ucuna da onu getiriyor, bağlıyor. Al sana sulu boya fırçası. Ama şimdiki çocukların şartlarına baktığınız zaman ne yapıyor? Eğer o fırçayı götürememişse annesini veya babasını okula getiriyor. Benim fırçamı al da gel. Şimdi böyle bir ortamı yaşıyoruz. O zaman kendi ayaklarının üzerinde durma şartlarını ne yapamıyoruz? Oluşturamıyoruz. Biz onu kısıtlıyoruz. O zaman sorumluluk vermemiz lazım. Hayatı sorgulamasını sağlamamız lazım. Tabii bunu söylerken de geçmişteki gibi menkıbeler anlatarak değil. Ben işte kendi dönemimde şu kadar çalıştım, bu kadar zorlukla karşılaştım. Ya kardeşim diyor ki senin baban oydu, benim babam bu. Mesela benim oğlan bazen diyor senin baban işçiydi diyor, benim babam profesör diyor. Mesela şimdi çok farklı bir durum. Muhatabın farklı yani. O zaman ona o menkıbelerden bahsetmenin bir karşılığı yok. Yani hayatı sorgulayacak doneler üzerinden konuşmak lazım. Bir de çok söz söylemeye de gerek yok. Eskiler diyor ki lisan-ı hal lisan-ı kalden üstündür. Yani çocuktaki öğrenme yöntemi nedir? Görerek öğrenmedir, değil mi çoğunlukla? Yani sizin duyduğundan ziyade sizden ne gördüğünden etkilenecektir. O halde ortaya koyacağımız rol modellik önemli. Hani o temel değerlerimizi ifade ederken doğruluk, dürüstlük vesaire ifade ediyorum. Ama ben yaşıyor muyum? Okuma kültüründen bahsederken ben okuyor muyum? Veya evet, zararlı alışkanlıkları bırakmasını söylerken ben bırakıyor muyum? Bunlar çok önemli. Yani gördüğünü biz değiştirmemiz lazım. Ona iyi bir görüntü vermemiz lazım her şeyden önce. Evet, tabii tüm bu saydıklarımız içerisinde ümitsiz miyiz? Hayır, değil. Yani yine büyüklerimiz der ki ümitsizlik her gelişmenin önünde en büyük engeldir. Yani yeis mani her kemaldir diyor. Yani olgunlaşmanın veya ilerlemenin önünde en büyük engeldir. O halde ümitsiz olmamamız lazım. Şimdi bir tipleme vardı Şahan Gökbakar diye. Onun repliklerinde bir ifade kullanırdı. Genetik kodum bozuk diyordu. Yani ilginç bir şey. Tabii ben detaylısını seyretmedim. O VTR'sine denk geldim. Acaba gerçekten bizim genetik kodumuzda bir problem var mı? Hayır. Bu coğrafyada çok değerli isimler yetişmiş. Bakın
İbn Sina'lardan, efendime söyleyeyim, el-Battaniler'den, Farabiler'den, Ali Kuşçulardan, son dönem dünyaya yansıyan isimlerden, birazdan onların da isimlerini sayacağım. Çok değerli isimler yetişmiş. Demek ki genetik kodumuzla ilgili bir sıkıntımız yok. Aslında tembelliğimizi aşmakla ilgili bir sıkıntımız var. O halde çocukları tribünlerde seyirci olarak bırakmamamız gerekiyor. Yani o ümidi oluşturmak adına biraz da sahada oyuncu olarak görmemiz gerekiyor. Yani kendilerine yetebilme kabiliyetini onlara aşılamamız gerekiyor. Tiyatrocu Hakan Bozkurt'un bu anlamda güzel bir ifadesi var. Hayat yaşanıp geçiyor ama hayatın tekrar provası yok. Yani onu deneme yapmaya o fırsatı vermezsek yarın vermeye kalsak da iş işten geçmiş olacak. O nedenle her şeyi anında ve tadında yaşamalıyız. Peki kimler var? Mesela son dönemde 2006'da Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan bir Orhan Pamuk. Yani bu coğrafyada ilk olması hesabıyla. Veya İslam coğrafyası açısından bakalım. Pakistanlı bilim adamı Abdüsselam 1986'da biliyorsunuz ilk defa Müslüman olarak Nobel Fizik Ödülünü aldı. Yani büyük bir şeydi bu coğrafya için, Orta Doğu coğrafyası için. Yani biz orayı bir lobi olarak düşünüyorduk. Ya işte Müslüman coğrafyasına Nobel ödülü vermez diye düşünüyorduk ama Abdüsselam bu şeyi kırdı. Yani İslam coğrafyasının makus kaderini değiştirdi diyelim. Ve adına İtalya Trieste'de de teorik fizik merkezi kuruldu. Böyle bir isim. Şimdi kim var başka? Yakın zamanda 2015'te Aziz Sancar var. Evet. Yani halen daha etkisini sürdürüyor. Hı. Ki ben o Nobel ödülünün üzerine eğitim fakültesinde 3 tane peşi peşine proje gerçekleştirdim. Yeni Nobel adaylarımız neden olmasın? Köylere fen laboratuvarı kurmaya gittik. Yani Aksaray'ın değişik köylerine gittik, fen laboratuvarı, pırıl pırıl çocuklarımız, ortaokul çocukları, onlara teleskop, mikroskop, deney setleri, aklınıza gelebilecek fen laboratuvarı ile ilgili ilginç şeyler. Ve öğrencilerimizi de orada koordine ettik. Eğitim fakültesindeki topluma hizmet uygulaması kapsamında, dersi kapsamında yaptık bunu. Öğrencilerimiz de orada demonstration deneylerine, gösteri deneylerine hazırlandılar. Öğrencilere sundular, etraflarını çevirdiler o öğrenciler. Bakın bir bilime karşı bir merak oluşturma. Bunu küçük bir örneği, 3 tane köyümüzde gerçekleştirdik. Keşke mümkün olsa da diğer köylere de yetişebilseydik. Çok güzel bir proje olmuş hocam. Yani evet. Güzel bir düşünmüşsünüz. Evet. Sonra Amerika'daki kardiyolog Profesör Mehmet Öz. Mesela adından sıklıkla bahsedilen isimlerden. Bilim tarihiyle ilgili Fuat Sezgin. Birazdan onun küçük bir anekdotunu da aktaracağım. Fuat Sezgin çok çaba sarf eden bir insan. Almanya'da doktorasını yapmış ve İslam coğrafyasındaki yapılan bilimsel çalışmaların ne diyelim somutlaştırılmasını ve müziğe dönüştürülmesini sağlamıştır. İstanbul Belediyesi'nden, dönemin belediyesinden yanılmıyorsam Gülhane Parkı civarında Bilim ve Teknoloji Müzesi kurdu. Yani evet İslam coğrafyasında neler yapılmıştı? Mesela İbrahim Hakkı Hazretleri'nin usturlopla ilgili deneyi. Yani optik aparatlarla kurmuş olduğu deney sistemi. Onu oraya yansıtmış veya diğer yapılan deneyleri. Güzel bir çalışmadır. Ki kendisi de çok sıkı çalışan bir insandı. Rahmetli oldu 2 yıl öncesinde. Yine bu yakın dönemde yaşadığımız, benim hemşerimdir aynı zamanda, Uğur Şahin'le Özlem Türeci. Covid aşısıyla ilgili yapmış olduğu çalışmalar. Bakın bu coğrafya aslında yaban atılacak bir coğrafya değil. Sadece biraz gayret gösterme. Onu işte Fuat Sezgin'le isterseniz o gayreti ifade edelim. Fuat Sezgin Almanya'da doktora yaparken arkadaşı Helmut Ritter ona soruyor. Diyor ki Fuat'cığım diyor günlük ne kadar çalışıyorsun diyor. Doktora ciddi bir çalışma tabii. 13-14 saat diyor. Ama diyor hocamız diyor doktora hocamız Wiedemann diyor
Ona diyor günlük 24 saat yetmiyordu yalnız diyor. Yani o kadar çalışıyormuş ki 24 saat yetmiyordu yalnız diyor. Fuat Sezgin tabii bilim sohbetlerinde onu dile getiriyor. Ben de diyor ondan sonra diyor artırdım bunu diyor. 17 saate çıkardım ama yaşlandım diyor. Ondan sonra diyor fazla enerjim kalmadı. Tabii her şey ne diyor atalarımızın dediği gibi demir tavında dövülmesi gerekiyor. O zamanın şartlarında o kadar. Fakat bir gayret var. İşte gelip bilim müzesini kurması ve herkesin oraya çocuğuyla beraber gitmesini isterim ben, arzu ederim. Yani gitsinler, görsünler. Yani bu coğrafyadan ne gibi çalışmalar yapılmış, ne gibi düzenekler kurulmuş, bilime ne gibi katkılar yapılmış onları görmesini isterim. Veya oralara gitme fırsatı olmuyorsa ki şu an biraz ona müsait değil şartlarımız. En azından kendi bulunduğumuz ilde mesela Giresun'da mutlaka bir bilim merkezi vardır. Aksaray'a kurduklarına göre Giresun buradan büyüktür. Tabii büyüklüğü şey olarak algılanmasın, yanlış anlaşılmasın. Nüfusu, demografik yapı şartları gereğiyle konuşuyorum. Mutlaka orada bir bilim merkezi varsa, vardır. Çocuğumuzun elinden tutalım. Biz de merak edelim. Yani kıyısından köşesinden yani ona rol modellik yapacaksak ben yapıyorum bunu. Yani fırsat oluşturmaya çalışıyorum. Minik kızımı alıyorum 4. sınıftaki. Kurcalıyor, gidiyor oradaki cihazları, şunları bunları size soruyor. Bu bir öğrenmedir. Beraber öğrenmedir aslında. Etkileşimli öğrenmedir. Tabii bunları yaparken de her şeyi birden mi vereceğiz? O da önemli. Yani boca etmek diye bir kavram vardır şeyde, literatürümüzde. Yani oradan buradan çocuklara yükleniyoruz. Şu an zaten pandemi döneminde online dersler, efendime söyleyeyim uzaktan eğitim vesaire, bilgisayara kilitlenmişler, bağlantı kopuyor. Bir sürü problem. Her şeyi yükleyeceğiz mi? Hemen aklıma Anadolu hikayesi geliyor. Onu aktarmak istiyorum. Küçük bir hikaye. Kamil Efendi at bakıcısı. Seyis yani. Bir gün kafasını esiyor, cuma şeyine gidiyor, namazına gidiyor. Tabii vaazı yapacak hoca hazırlanmış falan gelmiş, bakmış bir tek Kamil Efendi var. Diyor, acaba yapsam mı vaazı, yapmasam mı? Sorayım diyor. Diyor ki, beyefendi diyor, işte diyor kimse yok, yani bir tek siz varsınız. Ben diyor, vaaz edeyim mi yoksa etmeyeyim mi? Kamil Efendi diyor ki, ben seyisim diyor. Bu işlerden anlamam, vaaz işlerinden anlamam. Benim 20 atım var diyor, hepsi kaçıp geriye bir tane kalsa diyor, ben o atın bakımını yapmak zorundayım, yemini yedirmek zorundayım gibisinden. Bunun üzerine hoca tabii durumu algılıyor, diyor ki tamam. Tabii o da öyle bir şevke geliyor ki, anlatıyor, bir yerde bıktırıyor herhalde karşı tarafta. Yani onu izlediği anda, diyor tamam burada bırakayım. Vaaz'dan sonra Kamil Efendi ile karşılaşınca soruyor. Diyor ki nasıl buldun vaazı diyor. Güzel miydi diyor. Yani yerini buldu mu diyor. Kamil Efendi de diyor ki ben diyor seyisim diyor. Bu işlerden anlamam ama diyor. Vaaz'dan da anlamam ama diyor. Ben diyor 20 atımdan diyor diğerleri kaçmış olsa diyor. Bir tanesi kalsa diyor. Tüm yeme yiyeceği de diyor, ona vermezdim diyor çatlatıncaya kadar. Şimdi çocuklarımızın durumu buna benzedi. Yani eğitim sisteminde biz biraz oradan biraz buradan ha şuradan verelim. Bence biraz daha realistik olalım. Yani çok fazla yüklenmekten ziyade akademik bilgiyi okul kendi şartlarında veriyor. Aile olarak onlarla etkili nasıl vakit geçireceğiz? Onlarla nasıl eğleneceğiz? Bu bir oyun olabilir çünkü çocukta biliyorsunuz en iyi öğrenme yöntemi oyunla öğrenmedir. Veya sanatla ilgilenme veya kitap okuma kültürü. Bu çok önemli. Yani biz okuma kültürünü de bu anlamda ıskalıyoruz. Yani istatistiklere bakıyorsunuz. Japonya'da ortalama nüfus üzerinden değerlendirdiğimiz zaman bir ismin yılda 8 kitap okuduğu ifade ediliyor. Ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman 10 kişiye bir tane kitap düşüyor. Yani bir kişi 0.1 kitap okuyor. Yani böyle bir kitap okumada zayıf bir ülkeyiz. Yani o zaman bu kültürü aşılamamız lazım. Ben yine köy okullarında bu anlamda köy okullarını seviyorum. Yani köy okullarındaki çocuklar dezavantajlı çocuklar. Şehirlerdeki gibi sanat eğitimi almakta problem yaşayan, laboratuvar imkanlarına ulaşmakta problem yaşayan,
kitap bulmakta ve okumakta problem yaşayan dezavantajlı gruplar. Ben 5 tane köy okulunda ekibimle beraber kütüphane kurdum. Yani temel eserlerden, klasiklerden, milli eğitimin temel eserleri, o Türkiye'deki yazılmış olan hikayeler vesaire, onlardan oluşan hemen hemen her birisine 2000, 3000, 4000 kitaplı, yani bugün bir akademisyenin evinde bulunmayan kitap çeşitliliğine sahip kütüphaneler kurdum. İstiyoruz ki oradan da işte yeni Orhan Pamuklar, Yaşar Kemaller, efendime söyleyeyim, değişik edebiyatçılar veya onları okuyup fenini de matematiğini de geliştiren yeni Aziz Sancarlar, onlar çıksın istiyoruz. İşte burada şehir merkezinde biz ne yapacağız? Hele hele de böyle bir kapalı, kısıtlı bir dönemdeyken okuyacağız. Yani okumamız gerekiyor. Burada işte farkındalığı ifade etmekte fayda var. Burada da yine 2400 yıl öncesinden Sokras'tan küçük bir aktarım yapmak istiyorum. Atina okulunda Sokras öğrencisi Eflatun'a diyor ki, sınıfa bir bakar mısın diyor, öğrenciler gelmişse diyor, derse başlayalım. Eflatun gidiyor, yani Platon gidiyor, bakıyor. Diyor ki bir tane öğrenci var. Nasıl olur diyor. Ben diyor bayağı bir kalabalığın sınıfa doğru gittiğini gördüm. Ama diyor dün akşam biz diyor sınıfın kapısına diyor kapısının önüne eşiğine taş koymuştuk diyor. Diğerleri görmedi. Bir tek öğrenci gördü bunu. Yani bu nedir aslında? Aslında bir farkındalıktır. Yani bir tane öğrenci o olayın farkına varmış. Ve buradaki anekdotta da vurgulanmak istenen şu. Eğer farkına varabiliyorsan varsın. Bakın oradaki öğrencilerin sınıftaki varlığı bir kişi deniliyor ya. O varlık sebebi aslında nedir? Oradaki şeyin farkına varabilmeyle ilişkili. O zaman biz de çevremize bu anlamda fark etmek zorundayız. Burada işin içerisine işte bilgelik ve entelektüellik kavramı üzerinden de bir şeyler katabiliriz. Yani bilgelik nedir dediğimiz zaman her türlü bilgiyi bilen anlamında değil. Bilgiyi yerinde kullanan anlamında. Yani ben okulda elde ettiğim kazanımları, evde annemden babamdan edindiğim kazanımları, birikimleri veya çevremden edindiğim birikimleri günü geldiği zaman ben sistematik olarak kullanabiliyor muyum? Bu çok önemli. İşte bunu kullanabiliyorsam bilgiyi burada hareketli hale, aktif hale veya sorun çözer hale dönüştürebiliyorsam işte bilgeliği orada kazanmış oluyorum ben. Tabii bunun altyapısını da oluşturmak lazım. Entelektüellikte ise Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanı diye bir kitabı vardır. Orada entelektüellik kavramı şu şekilde irdelenir. Bir hoca vardır. Profesör öğrencisine birlikte lisansüstü çalışma yapmayı teklif eder. Başarılı bir öğrencidir. Der ki üniversitede kal beraber işte yüksek lisans doktora yapalım seninle. Böylece akademisyen olursun gibisinden. Başlarlar. Yüksek lisans biter, doktora biter. Arkasından yardım doçentlik, doçentlik. Öğrenci biraz palazlanmıştır. Ve kendisinde entelektüellik havasını yoklamaya başlar. Hocasına bir gün sorar. Der ki hocam benden entelektüel olur mu? Hocası der ki hayır. Tabii kızar, küser, birkaç gün hocanın yanına uğramaz ve sonra anlar ki hocayla hukukumuz var. Böyle yapmam doğru değil. Gelir kapısını çalar, içeri girer. Daha o söze başlamadan hoca hemen der ki biliyorum benden kızdın der. Şimdi sen iyi bir akademisyensin. Yani alanında başarılısın. Nedir? Fizikçiysen fizik, iktisatçıysan iktisatçı. Bu alanda başarılısın. Ama entelektüellik çok farklı bir kavram. İyi bir entelektüel değilsin. Neden? Entelektüel olabilmek için kendi alan bilgisinin yanına yeni boyutlar katabiliyor musun? Nedir bu boyutlar? İşte felsefe boyutudur bu. Yani hayatı sorgulayabiliyor musun? Edebiyat boyutudur. İyi okur yazarlığın var mı? Okuma becerileri açısından iyi kitap okur musun?
sanat boyutudur, kültür boyutudur, belagat boyutudur, estetik boyutudur vesaire. Yani bunlar var mı? Bunları da katarsan işte o zaman entelektüellik sıfatının ilk zincirini oluşturursun. Bunun için de diyor, sen ilk halka olsan bile diyor, üç kuşak geçmesi lazım. Yani öyle bir tanımlamaya muhatap olabilmen için bunları sağlamalısın, arkasından da üç kuşağın geçmesi gerekiyor diyor. Böyle bir kavram. Şimdi kimler olabilir? Mesela şu an İlber Ortaylı mesela. Tarihçidir. Ama konuşabileceği diğer alanlar da vardır. Gider Fransa'da bir resim sergisinin açılışında oradaki kataloğun ön sözünü yazabilir. Sanattan da anlar. Ama bu bir entelektüel birikimle olabilecek şeyler. Yani lale time olan şeyler değil neticede. Tabii bazı yine kavramlar var. Burada bizi sıkıştıran veya zamanımızı çalan kavramlar var. Nomofobi kavramı. Duyduk mu Tuğba Hanım? Nomofobi. Evet hocam, ben duydum. Nomobile fobia. Yani teknolojisiz asla. Evet. Yani hayatımızı işgal eden işte cep telefonları, internet, bilgisayar, televizyon vesaire. Bazen aileler öyle hale gelir ki ebeveynler çocuğu gözünün önünden uzaklaşsa onu fark etmez ama telefon olmadığı zaman 10 dakika duramayabilir. Böyle bir ortamdayız. Şimdi böyle bir ortamda biz ne yapmamız lazım? Yani çocukları bu teknolojinin içerisinde, hele online eğitimin içerisinde tamamen bilgisayarla karşı karşıya. Hocam çok özür diliyorum. Yayın süremiz ortalama bir saat olduğu için isterseniz bu oturumu kapatalım. Yarıda kalmasını istemem. Yeni bir canlı yayına tekrar devam etsek sizin için de uygun olur mu? Kaç dakikamız var? Hocam bir saatimiz doldu sanırım yeni yayını başlatalı. Her an kapanabilir. O yüzden yarımda kalmasını istemem. Şöyle tamam şey yapalım o zaman. Ben bu yayını kapatıyorum hocam. Tekrardan yeni bir canlı yayın açıyorum. Bir ara da verelim. Pil zayıfladı. Ben ona hemen şey ayarlayayım. Bir 5 dakikada bir ara verelim. Tamam? Tamam hocam. O zaman o şekilde yapalım. Tamam. 5 dakika görüşmek. Sonra başlatıyor olacağım tamam. Hocam. Bekleyeceğim. Tamam. Lütfen bir yere ayrılmayın. Sadece 5 dakikalık bir dinlenme arası veriyoruz. Ardından hocamız kavramları açıklamaya devam edecek. Daha sonra soru cevap kısmımız olacak. Programımız devam ediyor. Lütfen burada kalın. 5 dakika sonra başlıyor olacağız. Görüşmek üzere tamam. Hocam. Görüşmek hocam, üzere. Bünyamin Hoca 9 dakika var demiş. Belki ben eksik şey yapmış da olabilirim. 9 dakika içerisine sığar mı yoksa yeni yayında devam mı edelim? Şimdi şöyle bakıyorum. Aslında çok bir konumuz kalmadı. Yani biz rol model olarak kitap okuma ve okuma kültürünü de vermemiz lazım ve beraber yapmamız lazım. Onu vurgulamak istiyorum özellikle. Bir de milli eğitimin son dönem bu sanal gerçeklik dedik, artırılmış gerçeklik dedik, onunla ilgili neler yapıyor? Onu da özetleyeyim, kapatayım. Özellikle tabii yaygınlaştıramadılar, bunu kabul etmek lazım. Tasarım beceri atölyelerini çok önemsiyorum. Yani keşke Bakan Bey'le görüşmemizi de onu dile getirdim. Yani benim gönülden desteklediğim bir proje bu. Ama bütçe gerektiriyor malumunuz. Türkiye beklenmedik sıkıntılarla karşı karşıya olduğu için ekonomik sıkıntılarla bunu yaygınlaştıramadılar. Tasarım beceri atölyelerinin bünyesinde neler var? Mesela STEM A dediğimiz yani bilim, mühendislik, teknoloji, matematik ve sanat veya A'yı bazı bilimler ellerinde sanat unsuru olmadığından dolayı astronomi olarak değiştirseler de sanattır o kısım. Yani bilimle beraber sanatı ve kültürü de götürmemiz gerekiyor. Orada neler var? Robotik var, kodlama var, yazılım var, yapay zeka var, tasarım var. Yani üç boyutlu bilgisayarlarla tasarım yapılması vesaire. Bunlar önemsiyorum. Belki şu son dönemde yaşadığımız İHA'larla, SİHA'larla veya buna benzer unsurlarla hem